Yeni bir Karebodur'la mimarlığa hoş geldiniz. İlk durağımız Dubai. Foster & Partners, Apple'ın Orta Doğu'daki yeni mağazası. Apple Dubai Mall'u tamamladı. Yapı, Burj Khalifa ve Dubai Foundation'a bakıyor ve içerisinde dünyanın en büyük kinetik enstalasyonunu barındırıyor. Geleneksel Arap mimarisinin dokularını içinde barındıran enstalasyon, yapının sahil manzarasını gören terasına gün boyunca gölgede sağlıyor. Enstalasyonda kullanılan 18 adet panelin tasarımında Şahin kanadının hareketlerinden esinlenilmiş. Gölgelendirilen terasta ziyaretçilerin dinlenip rahatlayabilecekleri oturma birimlerinin yanı sıra 9'da ağaç dikilmiş. Bitkilerin düzenli güneş ışığı alması için saksıların mekanik olarak dönmesi de sağlanmış. Mağazanın tasarımı Apple'ın ilham verici kamusal alanlar yaratma isteğini gösterirken aynı zamanda tasarımın Arap Emirliklerinin kültürüne ve iklimine de uygun olması amaçlanmış. Norveç'te Ala Mimarlık firması tarafından hayata geçirilen Kilden Sahne Sanatları Merkezi bölgenin tüm sahne sanatları kurumlarını tek bir çatı altında topluyor. Binada 1200 kişilik bir konser salonu, 700 kişilik bir tiyatro salonu ve çok amaçlı bir başka salon da yer alıyor. Binanın cephesinin bir bölümü 3 siyah alüminyum panelle kaplanırken, binanın giriş alanını örten engebeli ahşap duvar da yapının en dikkat çeken yönlerinden birini oluşturmuş. Binanın yapımında kullanılan ahşap, beton ve alüminyum tamamen yerel kaynaklardan elde edilmiş. Sahne Sanatları Merkezi uluslararası ölçekte yayınlanarak çok sayıda ödül ve adaylık da kazanmış. Hindistan'da sıcak iklime uygun ve çevreye duyarlı bir okul tasarlandı. Okul Mumbai merkezli Office Case Design tarafından tasarlanıyor. Trendseller ise yapının sıfır enerji durumunu elde etmesini sağlayacak çözümleri hesaplamış. Bu iki ekibin birlikte çalıştığı yamaçtaki kampüs 4.3 dönümlük alana inşa edilmiş. Hindistan'ın sıcak ve nemli iklimine rağmen herhangi bir mekanik sistem kullanmadan inşa edilen yapıda kullanılan güneş bacaları, güneşten alınan ısıyı kullanıp pasif bir şekilde hava akışı ve soğutma sağlayacak şekilde tasarlanmış. Okul çevreye duyarlı olmasının yanında bölge kadınlarının eğitimi için de oldukça büyük öneme sahip. Çalışırken her yeri dağıtanlar bu haber sizler için. Japonya'lı mimarlık ofisi Tarofu Architects tarafından tasarlanan çalışma masası, çalışırken masasını darmadağın edenler sonra da toplamaya üşenenler için dizayn edilmiş. Ayaklı bir ahşap kutu şeklinde tasarlanan Kororedesuku isimli üründe masa lambasından kitapla, çanta askısından içeceğinizi koymanız için düzenlenmiş raflara kadar çalışma ortamında ihtiyaç olan her şey düşünülmüş. Küçük bir kutu şeklindeki çalışma masasında açılan pencere şeklindeki raflarla masada kalabalık yaratacak her şey çalışma alanının dışına atılabiliyor. Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülü bu yıl Hollanda'ya gitti. Ödülün kazananı Hollanda'daki en büyük apartmanlardan biri olan Kleiberg'ün renovasyon projesi, Default Kleiberg oldu. Proje 400 metre uzunluğunda ve 11 kat yüksekliğindeki yapıyı yıkımdan kurtararak her yaşayanın kendi dairesini yenilediği bir sistemi öneriyor. Bu sayede hem tarihi bir yapı korunmuş olunuyor hem de yapı sakinleri için kendi yaşam alanlarını diledikleri gibi şekillendirebilme fırsatı yaratılıyor. Yeni bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.